Allah derste Allah Azze ve Celle'nin unutmasından bahsetmişiz. İşte Allah Azze ve Celle'nin nasıl unutması bizimki gibi fiziki bir unutma mı diye. Hayır, bilinçli bir unutma. Yani Cenab-ı Hak kasten unutuyor orada. Bizde ise zaaf, bizde ise yani bizim dünyada bildiğimiz unutma çoğunlukla şeyimiz yani irademiz dışı gelişen bir şey. Ama bizim bile bilinçli olarak unuttuğumuz durumlar, yani bilinçli unutma var. Ben bu konuyu unutacağım diyor mesela. Hatırlatmayın bana bu konuyu, yani özellikle o konuyu artık düşünmek istemediğinde bu bilinçli bir unutma. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın ki de öyle. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِنَا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. Bugünkü buluşmalarını onlar dünya hayatını nasıl unuttularsa oradaki unutmada sehven veya gayri ihtiyari gelen bir şey değil. Odaki de bilinçli. Çünkü ayetlerden kendisini özellikle izole tutuyor. Temel sorulardan kendisini özellikle izole tutuyor. Hayatın büyük sorularından, temel sorularından özellikle uzak tutuyor. Ve gafletin içerisinde kendisini o baloncuğun içerisine hapsediyor. Bu bilinçli bir unutma tercihidir. Cenab-ı Hak da sen bizi öyle unuttun. Biz de bugün seni unutuyoruz. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا veya وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Allah Azze ve Celle'yi unutanlar gibi olmayın. Allah onlara kendilerini de unutturdu diyor. Böyle bir şuursuz yaşam formatına giriyorlar. Böylesi bir çarpık bir şeyin içerisine giriyorlar ki kendi öz şuurlarında da kayıplar ve aşınmalar oluşmaya başlıyor. Biz de çoğunlukla diyoruz hocam, unuttum bile ben onu diyor. Yani bilindik bir şeyi biz özellikle unuttuğumuzu, artık onu unuttuk boş ver onu dediğimiz zaman maksatlı unutmaktan, evet, evet. Dolayısıyla haşa Cenab-ı Hak aklında tutamadığı unuttu anlamında bir şey söylemiyoruz. Zaten Cenab-ı Hak o ayette açıkça muhatabına söylüyor, biz seni, sen bizi unuttun ki bizi seni şimdi unutuyoruz diyor. Yoksa bütün kulların amellerini en ince ayrıntısına kadar hayatları boyunca yapmış olduklarını üstelik unutmayıp önlerine çıkaran Cenab-ı Hak اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ. Onlar unutmuşken kendi bizatihi yaptıkları amelleri Cenab-ı Hak ahsa, yani istisnasız hepsini tamamca bütünüyle getirip önlerine çıkardı. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرًا. Nasıl bir kitap bu? Ne küçük bırakmış, ne büyük bırakmış, şuna bak hepsi var burada diye kişinin okudukça hatırlayacağı, böyle bir garabet olabilir mi? Kendi yaptıklarıyla ilgili, ama daha bu hayatta bile oluyor. Yani bir yıllığını kaybetmiş, annesi 40 sene sonra veriyor eline, açtığında ya hangi gündü ya, burada anlatıyorum ama yazı kendi yazısı, o gün bir hadiseyle ilgili bir şey anlatıyor. Bazen hiç geri getiremiyor bile. Dolayısıyla böyle varlıklarız ama işlediğimiz anda bilinçli, maksatlı işliyoruz. Geriye bıraktığımız yazı, arkamıza bıraktığımız yazı, sorumlu olduğumuz, hatırlamasak bile sorumlu olduğumuz fiili cürümlerimiz bizim. O yüzden ben bazen dua ederken ya Rabbi aklıma gelenleri geldiği kadarıyla yakınıp istiğfar etmeye çalışıyorum. Ama hatırlamadıklarım da vardır. Onları da, çünkü biz akleden varlıklarız. Tanımlayabiliyoruz en azından. Hatırlayamadıklarım sence malum. Onlar için de mağfiret diliyorum, ne olur bağışla gibi. Çünkü olur ya hatırlamadığımız. Gerçi ben hatırlamama işimizi, eğer hatırlamadıklarımız varsa tabii. Çünkü sen bilemezsin ki hatırlamadığın şeyi. Zaten hatırlamıyorsundur. Ama etrafındaki insanların hatırlayamadıklarını tecrübe edip kendinde de hatırlayamadığın örnekleri bulduğun takdirde, mesela bir günlük bularak eyvah ben bunları unutmuşum zaten diye unutabildiğini görünce bu kez hatırlayamadıklarını tanımlayabiliyorsun. Böyle bir küme var. Ancak Allah Azze ve Celle unutturduysa eğer, ben bunu hayra yoruyorum. Yani Cenab-ı Hak artık ondan ötürü yakınmanı, ondan ötürü ıstırap duymanı kaldırmışsa unutturarak, demek ki bağışlamış herhalde diye tevil ediyorum. Umarım öyledir.